Milletimiz bilinçleniyor. Şimdi insanlarımız sauna etkili sauna eşofman giyip koşuyor, ter atıyor, form tutuyor. Evlerde, iş yerlerinde, otururken, gezerken sauna eşofman giyiyor. Koşu parkurları, parklar, sokaklar sizleri bekliyor. Siz de sauna eşofmanlarınızla yürüyün, koşun, ter atın. Sadece koşarken mi? Hayır, hayır. Ev işlerinizi yaparken, kitap okurken, televizyon seyrederken, hatta iş yerlerinizde çalışırken bile Sporab sauna eşofmanla form tutabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının su geçirmeyen özel ithal kumaşı yırtılmaz, çekmez, dayanıklıdır. Su ve hava geçirmeyen özelliğiyle de terletir, sauna etkisi oluşturur. Böylece vücudunuzdan bol bol ter atar, formunuzu korursunuz. Boş vaktim yok demeyin. Siz de özel bir vakit ayırmadan otururken, gezerken tüm faaliyetlerinizde Sporab sauna eşofmanını kullanabilirsiniz. Sporab sauna eşofmanının modern tasarımı, şık görünümüyle siz de kendinizi yenileyin. Atlas Pazarlama, beğeniyle izlediğiniz Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan İslam ve Vatikan kaynaklarından derlenen bilgilerle 18 bölüm olarak çekilen Ashab-ı Kehf dizi filmini CD ortamına aktardı. Ashab-ı Kehf filmini VCD olarak bilgisayarınızda, DVD'nizde veya PlayStation'ınızda seyredebilirsiniz. Ders anlatımını evlerinize taşıyoruz. Artık ders konularını hemen öğreneceksiniz. Bir ÖSS VCD setiyle kazanacaksınız. Bir ÖSS VCD setinde bir dershanede verilen eğitimin tamamı uzman öğretmenler tarafından sizler için dershane ortamında hazırlandı. Özgün ve ayrıntılı konu anlatımıyla, örnek soru çözümleriyle bir ÖSS VCD seti başarınıza başarı katacak. Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerinin anlatıldığı ve sorularının çözüldüğü üniversite hazırlık bir ÖSS VCD seti, bir dershanelerinin sizlere sunduğu bir eğitim hizmeti ve müthiş bir kaynak. Bir ÖSS VCD seti içinde 240 sayfalık bir ÖSS deneme sınavları kitabı, ÖSS benzeri sorularıyla sınav heyecanını sizlere doyasıya yaşatacak, kazanacaksınız. 200 dersten oluşan 100 VCD fiyatı sadece 129 milyon lira. Unutmayın, üniversiteli olmaya az kaldı. Atak Organizasyon 0212 532 62 55. Hemen arayın, siz de bir adım öne geçin. Mercek. Bilimin gösterdiği gerçek. Oruç tuttuğumuz zaman namaz kılınmaz. Sabah ezan okunur okunmaz. Yasin-i Şerif'i okurken. Vesvese bir de oradan gelir. Atak ettiğim için kurbanımı kesin. Dinimizi öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İtikat, ibadet, ahlak, hukuk, ekonomi. Günlük hayatınızda kafanıza takılan sorulara verilen cevapları hayat dersleri dinimi öğreniyorum da bulacaksınız. Ekranlarda severek izlediğiniz Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca'nın sıcak ve samimi anlatımıyla Dinimi Öğreniyorum Hayat Dersleri programı tam 24 VCD 1560 dakika. Anlamadığınız konuları tekrar tekrar seyredin. Evinizde, iş yerinizde, çocuklarınızla, komşu veya arkadaşlarınızla gelin bir sohbet mekanı kuralım, dinimizi öğrenelim, öğretelim. Ya da bu seti sevdiklerimize hediye edelim. Dinimi Öğreniyorum'u bilgisayar, DVD, PlayStation ya da VCD player'ınızda seyredebilirsiniz. Hayat Dersleri Dinimi Öğreniyorum setini 24 VCD olarak sadece 29 milyon 900 bin liraya adresinize teslim ediyor. Bu mükemmel esere siz de sahip olun. Unutmayın, çocukça okumak bir ayrıcalıktır. Çocukça, gazete bayilerinde. Thank you.
Asın oğlu. Babam hırka giyer, başına sarık dolardı. Arap'tı. Ekmeğini komşusuyla bölüşürdü, elinden geldiğince. Babam Arapların İzzetinden başka bir şey söylemedi, bir şey duymadı. Alışıldığı üzere kılıcı ve savaşlarını anlatmalıyım. Ancak onun anlatılmaya ihtiyacı yoktur. Bilmesi gerekenler biliyor. Evet, onun hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben onun oğlu, onun ardılı, onun şerefinin varisi. Damarlarımda onun asil kanını taşıyorum ve daima taşımaya devam edeceğim. Yorgun kardeşlerimin bu açıklamalarla, tekrar edilen sözlerle canlarını sıkmayı insaftan uzak bilirim. Ey güneş! Yemin ederim ki Arap'ın şerefi ve izzeti dışında bir amaç için danışmanlık yapmadım. Ayağımda bu amaç dışında hiçbir savaşa adım atmadı. Eğer siz inançlı kardeşlerimin Allah'a, Arap'ın izzet ve şerefine ihtiyacı yoksa, işte sizler, işte Asın oğlunun boynu, işte boynu burada. Yaşasın Ağam! Yaşasın Ağam! Yaşasın Ağam! Yaşasın Ağam!
Ey Asın oğlu! Eğer gerçekten Arap'ın İzzet ve Şerif'ini arıyorsan, ben onun adresini biliyorum. Arap'ın İzzet ve Şerif'ini Muaviye Rebeze çölünde gömdü. Ebu Zer'in kelamı İzzet, varlığı da şerefti. Ey Şamlı kardeşlerim! Şereften ve izzetten yoksun atalarıyla övünen birini meydana sürmüşsünüz. Muhammed ümmeti soyu ve sopuyla değil, Müslümanlığıyla övünür. Aslın oğlu Arap'mış, varsın olsun. Vicdanına başvurursa, vicdanı ona Ali'nin kim olduğunu ve sizlerin kiminle savaşmaya geldiğini itiraf edecektir. Kardeşlerim, her iki tarafta Müslüman. Aynı dine inanan iki kardeş topluluk arasındaki bu savaş evet ıstırap vericidir. Bugünlerde Şam'da baharat fiyatına satılıp alınan İzzet ve Şeref, birlik ve kardeşlikte aranmalıdır. Ammar, beni dinle. Karıştırdın galiba. Burası savaş meydanı, hutbe minberi değil. Bizlerin ve sizlerin hakemi kılıçtır. Kes sesini. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu yazılanlar Ali'nin son nasihatleridir kardeşlerim. Hala düşünme fırsatınız var. Hepimiz namaz için aynı kıbleye yöneliyoruz. Hepimiz aynı sünnete göre gömülüyoruz. Tevhid, inancımızın birinci ilkesidir. Kıyamet günü, boynu bükük olarak Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkacak bir iş yapmayın. Muaviye'nin emirlerini yerine getiren biz memurlar, mazlum halifenin kanını istiyoruz. Hadi de. Yezid'in babası. Nasılsın bakalım asker? Ben bu siyah elbiseyle yaslı, kılıcımla da Azrail'im. Dikkatli ol. Ali'nin mucizevi dili ve zülfikarı tılsımını bozmasın. Kardeşin onun kefil olmasıyla fit oldu. Haşim oğullarından bir kişi Muhammed oldu Amr. Beş parmağın beşi bir olmaz. Kayser ve Kisra'yı dize getiren askerlerin varisi olduğumu bugün bu meydanda göstereceğim. Aferin. Hadi bakalım. Görüyor musun Amr? Kinde ve Rebiyalar ok gibi fırlayıp Şamlıları hallaç pamuğu gibi sallıyorlar. Bir şeyler yap. Ben bütün oyunlarımı oynadım ama ellerim bomboş. Bu eşans kindiyi ne zaman avlayacaksın Amr, söyle. Bu gece son okumu atacağım.
Ebu Ezid, bugünlük bu kadar yeter. Söyle geri çekilsinler. Eşos, Magduk'a dönmesini söyle. Hadi Malik. Onlara nefes aldırma. İşlerini bitirelim. Gayretini takdir ediyorum ama kaçanla savaşılmaz. Bu bir savaş Malik. Başka türlü nasıl kazanacağız? Eşas, Magduk'a dönmesini söyle. İzin var mı ya emir? Öldün mü Ebu Yezid? Git buradan ve sözlerini yerine getirdiğin zaman gel. Alas mı aladık? Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum. Ali'nin kılıcından uzak, develerimle ilgilenmeye gidiyorum. Söz vermiştin, beni Sıffin'in fatihi yapacaktın. Sen de benim her dediğimi yapacağına dair söz vermiştin ya Ebu Yezid. Hala suyu kapattığım için bana kızgın mısın? Evet kızgınım, öfkeliyim. Boşuna savaşıyorsun, boşuna Kufelileri bu kadar... Bu kadar güçlü yapan şey nedir biliyor musun? Alçak davranışlarımız. Müslümanların karakterini iyi bilmeliydin. Onları iyi tanımalıydın ya Ebu Yezid. Yeter artık. Unut Amr, unut. Beni Sıffin bataklığından kurtar yeter. Senin izin olmadan hiçbir şey yapmayacağım. Şeref sözü. Hı? Merhaba Davut Dimeşki. Dönmezsek hakkını helal et. Sen mi dönmeyeceksin? Bir sürü Muaviye gömmeden ölmezsin sen. Her zaman ruhumu Nil sahillerinde ara Ebu Yezid. Kafanda ne var Amr? Göreceksiniz ya emir. Siz dua edin. Bunu sen de biliyorsun. Ben hep sana dua ederim Amr. Bu kadarı da ganimet sayılır. Thank you.
Savaşmaya devam et. Bu topluluk en kötü topluluktur. Allah'ın Resulünden işittim, buyurdu ki en şerir insanlar tarafından şehit edileceksin. Darmar oldum Ammar. Sıffin'in fatihi Allah'ın ordusudur. Ali'li olursan ister yen ister yenil fatihsin. Yaşayacaksın Ammar. Bu benim için acı ve tatlıdır. Allah iyiliğini versin mümin. Acı ve tatlı birbiriyle örtüşmez. İki zıt nasıl bağdaşır? Acıdır. Zira Ali'den ayrılıyorum. Tatlıdır. Zira Muhammed'i görmeye gidiyorum.
Amma. Amma. Zülfikar'la savaşmaya geldik. Geri dönün! Mucize biliyorum. Emir! Kaçın! Kaçın! Kaçmayın! Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya! Gelin! Gelin buraya! Kaçmayın! Gel! Gel dedim! Gelin! Gelin! Kaçmayın! Kaçın! Nereye kaçıyorsunuz? Nereye? Kaçın. Kaçın emir, kaçın. Nereye? Amr nerede? Ordu dağıldı. Kaçın. Sana Amr nerede Sultan'a diyor? Sultan'a da bakıyordu. Soru soracak vakit yok. Malik neredeyse gelecek. Hemen kaçmak ah, gerek. Kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapmalıyız amcaoğlu? Gidin. Gidin ve ailemizin üzerine ölü toprağı serpin. Amcaoğlu. Yıkıl karşımdan. Derhal çadırımı terk et. Defol. Gitme Mervan. Sana ihtiyacım var. Baştan mı yoksa hamamdan mı geliyorsun? Bekle, bekle. Yezid'in babası. Kampta ne kadar Kur'an varsa hepsini toplasınlar. İyi de Kur'an'ı ne yapacaksın? Sallanma! Hadi dediğini yap. Hadi sallanma. Neler oldu? Neler oldu Amr? Elbisene ne yaptın söyle. Avretim hayatımı kurtardı. Umarım burada iyi vakit geçiriyorsundur. Boş konuşma. Bunu bir de bana sor. Burada neler çektiğimi. Kulaklarını yere yapıştır. Malik atıyla yeri nasıl da titretiyor. Kur'an'la ne yapacaksın Amr? Mucize. Aklını mı kaçırdın sen? Hı hı. Ebu
Süfyan'ın oğluyla yakınlığın sonu işte bu. Nereye? Ayaklarıma giyecek bir şey bulmaya gidiyorum. Hüküm ancak Allah'ındır! 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 Bekliyorsunuz. Bu Muaviye'nin yeni bir hilesi. Defalarca şahit oldunuz. Aldanmayın. Zafere 10 kılıç darbesi kadar mesafe kaldı. Saldırın. Ha! 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 Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Neden bekliyorsunuz? Muaviye kendi canını Allah'ın kitabıyla koruma altına almak istiyor. Ona bu fırsatı vermeyin. Ebu Kutam, Haris, Habib. Biz Allah'ın kelamıyla savaşmayız Malik. Bu gördüklerin Amr'ın hilesinin bir parçası. Davulla Fırat'ın yatağını da değiştirmeyecek miydi? Kör değilim eşler. Mızrakların üzerindeki Kur'an'ı görmüyor musun? Konuşan Kur'an Ali'dir. Ali mi? Sen kafir oldun Malik. Malik, ne yapacağız? Ne yapacağını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Andolsun ki bilmiyorum. Ali ile mi kalalım, Kur'an'la mı savaşalım? Sakın savaşı bırakmayın. Biz Kur'an'la savaşamayız Malik. Sen bizi büyük bir günaha çağırıyorsun. Biz böyle bir şey yapamayız. Tek başıma savaşırım. Geri dön Hamid! Geri dön! Geri dön! Ben geri dönmem. Üzerimdeki kardeşimin kanı daha soğumadı. Gelmezseniz kendimi öldürür, suçu da Kufelilerin üstüne atarım. Geri dön! Geri dön! Geri dön! Ancak Allah'ındır. Hüküm 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 ancak Ali niçin bize yüzünü çeviriyor? Onu görmek istiyoruz. Onunla konuşmak istiyoruz. Yeter artık! Sizin cehaletiniz Ali'yi usandırdı. Ali'ye biat ettiğiniz halde emirlerine uymuyorsunuz. Muaviye ve Amr'ın hilelerine inanıyorsunuz. Kendi seçtiğiniz halifenin isteklerini yerine getirmiyorsunuz. Mızraklarında Kur'an var. Sen Müslüman değil misin? Kur'an'ı sen mi daha iyi tanıyorsun yoksa Ali mi? Kur'an peygamberimize inen mukaddes bir kitaptır. Kur'an için Hamza bağrını parçalatmıştır. Ebu Zer Kur'an için defnedilmiştir. Kalpleri mühürlenmiş bizlerin hiç tanıyamadığı Ammar
Kur'an için ölmüştür. Mızrakların üzerinde gördüğümüz deri ve mürekkeptir. Kur'an Kur'an'dır. İnançsız mı oldunuz da Müslüman öldürüyorsunuz? Ali'ye söyle Malik savaşmaktan vazgeçsin. Vazgeçmezse ne olacak? Allah'a yemin ederim ki onu öldürürüz. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Ne söylüyorsunuz? Hüküm ancak Allah'ındır. Siz bu savaşın haklılığından yoksa şüphe mi ediyorsunuz? Yolumuzu kestiklerini görmediniz mi? Peygamberin hadisini, Ammar'ın söylediklerini işitmediniz mi? Söyleyin. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hadislerin ravileri insandır. Biz mızrağın üzerinde Kur'an görüyoruz. Gördüklerimizi görmezden gelip duyduklarımızla imanımıza karşı mı savaşalım? Malik eşleri dizginliğin, gözünü kan bürümüş, Müslüman öldürüyor. Oğlum Müslümanlara karşı kılıç kullanırken öldürüldü. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Kays, bu cemaatle boşuna konuşuyorsun. Malik'e dönmesini söyle. Bunu biliyordum. Andolsun ki bunu biliyordum. Amr İbni As'ın görünmeyen kılıcının bu cemaatin boynunu vuracağını biliyordum. Ben bu kılıç darbesini daha önce yedim. Hüküm ancak Allah'ındır. 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 Eşer, dur! Daha ileri gitme, dur! Ali'nin buyruğu bu. Ali'nin buyruğu mu? Sen hangi Kur'an'dan yanasın? Peygamberin Kur'an'ından mı yoksa Amr'ın yalanlarından mı? Hayır Eşter. Bu Ali'nin buyruğu. Beni dinle. Fitne çadırına ne kadar yakın olduğunu görmüyor musun? Geri dön Eşter. Küfeliler baş kaldırdı. Hiçbiri Ali'yi dinlemiyor. Sıffin savaşının kaderi 10 kılıç darbesiyle belli olacak. Kazandığımız savaşı bırakalım. Sen git küfelileri oyala. Ben bu işi bitireceğim. Hayır Eşter.
Faydası yok. Hiçbir faydası yok. Bu cemaat yalnızca gördüklerine inanıyor artık. Gecikirsen Ali'nin kanını dökecekler eşler. Allah'ım! Geri dönün. Gerçek düşmanlar ordumuzun içinde. Çok yaşa Amr. Çok yaşa. Hepsi bu kadar mı? Mısır emirliğini de unutmadım, merak etme. Söylesene, durup dururken savaştan niye soyundun? Ali Zülfikar'ıyla canımı almak üzereydi. Hemen soyundum. Ali utandı ve yüzünü çevirdi. Ben de derhal kaçtım. Al bakalım. Gel şöyle, gel. Müslümanca kallandın. Müslümanca kallandın. Müslümanca kallandın. Malik. Hüküm ancak Allah'ındır diyorlar. Dini sattılar. Bir parça deri ve mürekkebe dini sattılar. Susun, 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 susun! Allah'ın kelamını, Allah'ın velisini hatırlatıyorlar. Onun kulağına Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Hepsi öldürülmeyi hak etti. Hepsi. Başka yolu yok. Hepsi ölmek zorunda. Hepsi. Kesin artık. Kesin diyorum, yeter. Sakin ol Cünde. Bu cemaat kendi baş ağrımızdır. Onlar sakinleşene kadar gidip Ali'nin yanında oturalım. Atımdan utanıyorum Malik. Çok utanıyorum Malik. Atının üzengisini çıkar. Biraz soluklansın. Ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır.
Amr'ın hilesi neticesinde Hazreti Ali'nin ordusunda karışıklık çıkar. Bilgisiz cemaat halifeye karşı tavır alarak ondan savaşa son vermesini isterler. İmam bu cemaatin hatalarından bezip usanmış bir halde şöyle buyurur: "Ey insanlar! Her zaman benim emirlerim doğrultusunda hareket ettiniz. Şimdi neden şaşkına dönüyorsunuz? Neden bu fitne nereden geldi diye düşünmüyorsunuz? Sizin savaşı zayıflatmanızı istediğimi sanıp durmaktasınız. Oysa savaş sizi zayıf düşürürse düşmanı sizden ziyade zayıf düşürür. Fakat ne çare? Dün müminlerin emiriydim, buyruk vermekteydim. Bugün buyruk altına girdim. Dün sizi alıkoyuyordum, bugünse siz beni alıkoyuyorsunuz." Kaybettiğimde içimi Ali'ye dökmeye utanıyorum. Ammar benim sabır taşımdı. Şimdi onu da kaybettim. Gitti. Ve bu cemaatin şerrinden kurtuldu. Malik, Sıffın Savaşı'nın Cemel Savaşı'ndan çok farklı olacağını biliyordum. Cemel'de bilgisizlikle savaşıp yendik. Sıffın'da hileyle savaştık ve yenildik. Biz kazandığımız savaşı kaybettik Kays. Muaviye'nin çadırını yerle bir etmeliydim. Ancak bu cemaat beni arkamdan vurdu. Biz işte bu şiarı gerçekleştirmek için Sıffın'a geldik. Hüküm yalnız Allah'a aittir. Öyledir. Allah'ın hükmü Ali'nin kan ağlayan gönlüdür. Sıffın'ın alın yazısını hakemler tayin etsin. Küfe'den bir hakem, Şam'dan da bir hakem neye karar verirse biz de ona uyarız. Küfe'nin hakemi Eşari olsun. Hakemi Ali tayin edecek. Eşari en salih şahıstır. Allah dostudur. Gelmeden önce bizi defalarca savaşmaktan men eden Eşari'ydi. Sıffin cehennemine karşı bizi uyaran Eşari'ydi. Ancak kimse onun bu doğru sözlerine kulak asmadı. Biz Eşari hakem tayin edeceğiz. Eşari! 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 Sıffın'dan mı geliyorsun? Evet ya şey. Sıffın'dan geliyoruz. Kim kazandı? Şam askerleri kılıçlarına Kur'an sayfaları geçirdiler. Küfeliler de kılıçlarını bıraktılar ve barışmaya karar verdiler. Şükürler olsun alemlerin Rabbine. Küfeliler seni hakem seçtiler. Ne diye? Muaviye ile Ali arasındaki meseleyi çözmek için.
Kim haklı görülürse halife o olacak. Ondan geldik, yine ona döndürüleceğiz. Peki niçin Ebu Musa? Ali'nin askerleri Kur'an alimleriyle dolu. Sen Sıffin Savaşı'nda tarafsız kaldın. Herkesten çok bu göreve sen layıksın şeyh. Allah bana yeter. O koruyucuların en iyisidir. Rabbim, ben dünyevi çatışmalardan hep kaçtım. Ancak takdirden kaçılmıyor. Ondan asla kaçılmıyor. Sıffin'in altın kaderini birkaç deriye ve mürekkebe sattınız. Şimdi ne istiyorsunuz? Kandırıldık Malik, kandırıldık. Kısas için boyunlarımızı Ali'nin kılıcına teslim etmeye hazırız. Ali isterse hile ordusunu göz açıp kapayıncaya kadar tarumar ederiz. Yalan söylüyorsunuz, zayıf inançlılar. Hatalarınızı bin cihat bile telafi etmeyecektir. Sizin Ali'ye yaptığınızı tarih boyunca hiçbir ümmet önderine yapmadı. Onu hakemiyete zorladınız. Saf Ebu Musa'yı hakem yaptınız. Neler olacak bekleyin bakalım. Görün bakalım. Ali Ebu Musa'nın Amr'a rakip olamayacağını söylemedi mi? Siz kendinizi halife değil, oyuncak arıyorsunuz. Ali'ye kalmasını söyle. Bu cemaat tövbe ediyor. Ali bu cemaate güvenilmeyeceğini öğrendi artık. Bu adamlar Ali'yi yine yarı yolda bırakır. Ali yaptığı anlaşmalara ve verdiği sözlere bağlıdır. Şimdi seccadelerinizi toplayın. Yarın Küfe'ye doğru yola çıkıyoruz. Sizin İslam'ınız yalnızca ezberlediğiniz birkaç kelimeden ibaret bir İslam. Peki Sıffin'in kaderi ne olacak? Muaviye ile aramızdaki hakemimiz Kur'an'dır. Sıffin'in kaderi Dûmetül Cendel'de hilekâr Amr İbni As'la Saf Ebu Musa Eşari arasında çözülecek. Muaviye ve Amr İbni As'ın hileleriyle mızraklara geçiren Kur'an sayfaları indirildi. Malik el-Eşter gibi kılıçlarının şavkından ve atlarının tırnaklarından çıkan kıvılcıma kadar Kur'an'la biat eden yiğit mücahitler, sonsuza kadar Müslümanları Yeşil Saray'ların komplosundan, desiselerinden kurtaracak bir fethe çok yaklaştıklarını biliyorlardı. Malik bunları biliyordu. Hepsini biliyordu.
Ancak Allah'ın kitabında "Ey iman edenler, iman edin" şeklinde yeniden iman etmeye davet edilen dar görüşlü mutaassıp şekilciler inat ve husumetle imamı kuşattılar. Sonraları Nehrevan haricileri olarak adlandırılacak olan bu topluluk, Siffin'in hüzünlü alın yazısını hakemiyet oyununa teslim ettiler. Haricilerin tümü tek bir görüş etrafında toplanmadı. Bir kısmı hatalarını itiraf edip tövbe ettiler. Bir kısmı da hüküm ancak Allah'a aittir şiarıyla o kadar ileri gittiler ki Ali'nin kafir olduğuna dair fetva verdiler. Şam ahalisinin hakemi Amr İbni As ve Irak halkının hakemi Ebu Musa Eşari, Irak ve Şam arasında yer alan Dumetül Cendel'de Ali ve Muaviye arasındaki çatışmayı güya Kur'an'ı esas alarak çözeceklerdi. Ebu Musa, eğer Muhammed ümmetinin kötülüğünü istiyorsam iblisten daha aşağı olayım. Al, al bu sayfaya bak Ebu Musa. Bu delil sayılmaz. Bu sayfanın bir değeri yoktur. Kelam Allah'ın kelamıdır. Evet, kelam Allah'ın kelamıdır. Haklı bir sebep olmayınca Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim zulümle öldürülürse onun velisine yetki vermişizdir. Öldürülen hakkını arar.